Fenerbahçe ara transfer dönemine fırtına gibi başladı. İtalyan yıldız savunmacı Bonucci'yi Türkiye'ye getiren Sarı Lacivertliler, koç 01 uçağının tekerleği dahi soğumadan bir ismi daha Samandıra'ya getiriyor. Sezon başında İsmail Kartal'ın çok istediği ancak Milan'ın bir türlü bırakmadığı Krunić artık Sarı Lacivert formayı giyecek. Kısa paslarda 100 saniye konseptinin yeni konuğu Rade Krunić. Hazırsanız video bol bonuslarıyla başlıyor. 1993 yılında Bosna Hersek'in Foča şehrinde dünyaya gelen Rade Krunić, kariyerine de doğduğu şehrin takımının altyapısında başladı. 2012 yılında Foča'nın A takımına yükseldi ve profesyonel kariyerinin ilk adımlarını atmış oldu. 2013 yılında Sırbistan'ın Donji Srem takımına transfer oldu. Burası Krunić'in scoutlar tarafından keşfedildiği yer olacaktı. 1,5 senede 55 maçta 5 gol 6 asist kaydederek Hellas Verona'nın dikkatini çekti. 2014 yazında çizmenin yolunu tutmuştu ancak Verona macerası çok istediği gibi geçmedi. Transferinin ardından Donji Srem'e kiralandı ve bir sezon sonra bedelsiz olarak Borac Caca'ya gönderildi. 13 maçta 2 gol 2 asist yaparak yeniden İtalya'nın bu sefer daha merkezine Empoli'ye gelecekti. 2015 yazında sırtına geçirdiği Empoli formasını tam 4 sezon giymiş, 119 maçta 13 gol ve 17 asist kaydetmişti. İlk sezonunda Empoli ile Serie B'ye düşmüş, ertesi sezon yeniden Serie A'ya yükselmişlerdi. Bu 4 sezonluk maceranın ardından 8.6 milyon euroya Milan'ın yolunu tutan Krunić, Leao'lu Hernandez'li Kessié'li kadronun bir parçası olmuştu. Milan'ın Juventus'a Inter'in hegemonyasını yıktığı 2021-2022 sezonunda 28 maçta forma giyen Krunić, Pioli yönetiminde orta sahada alternatif bir oyuncu rolündeydi. Bu sezona kadar kadroda sıklıkla yer bulmasına rağmen Pobega, Reinders, Loftus-Cheek ve Bennacer'in arkasında kalan Krunić artık Fenerbahçe için mücadele edecek. Oyuncunun özelliklerine bakacak olursak Krunić tam bir 6 numara hem de bir 8 numara. Savunma önünde top çıkaran, genellikle uzun toplar tercih eden Bosnalı, önemli bir pas kalitesine sahip. Geriden oyun kurulumunda takımını rahatlatan, baskıdan çıkarılan topu kanatlara taşıyabilen yapısı Fenerbahçe'nin en büyük eksikliklerini kapatabilir. Ayrıca 6 numara özellikleri sayesinde top kapabilen, ikili mücadeleden çekinmeyen ve tempolu da bir yapısı var. Pioli yönetimindeki Milan'da daha çok savunma orta saha bağlantısını kuran isim olmuştu. Tonali, Bennacer, Kessié gibi hem kesici hem de driplingle hücuma çıkan orta sahaların yanında daha tutucu ve pasör bir role bürünmüştü. Az önce saydığımız bu 3 oyuncunun Fred'le ne kadar benzediğini görebilirsiniz. O yüzden Krunić, Milan'daki yapısına çok uygun bir takıma geliyor. Hem Fred'in savunma yükünü hafifletebilecek, hem de hücumda hem pas dağıtımına hem de oyunun açılmasına yardımcı olacak. İsmail Kartal'ın onu bu kadar çok istemesinin sebebi de bu özellikler. Yani bu transfer hem Fenerbahçe orta sahası için hem de Fred için yapılmış diyebiliriz. Brezilyalı yıldız sezon başından itibaren harika performanslar sergiliyor ancak onun orta sahadaki partnerinin sürekli değişmesi ve hep farklı oyuncuların bu bölgede oynaması onun performansında da değişkenlik olmasına sebep oluyor. Bu yüzden Krunić transferine en çok sevinecek isimlerden birisi de hiç şüphesiz Fred olacaktır. Bu ikilinin rolleri oturmaya başladığında hücumda Krunić'i biraz daha geride Fred'i, ön bölgede daha yakın konumlarda görebiliriz. İsmail, Crespo, Zayse göre daha çok net ve standart performanslar sergileyebilecek olan Krunić, takımın hem pas kalitesini hem de savunma gücünü arttıracaktır. İsmail Kartal hücum bölgesinde yakaladığı kadro istikrarını orta saha ve savunmada da yakalayabilir. Krunić'i hızla takımı adapte edebilirse Fenerbahçe hem içeride hem de dışarıda rakiplerine karşı baskılı ve tempolu bir oyun oynayabilir. Krunić'in eksik yönlerine baktığımızda çok skorer olmayan bir orta saha olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca Zayt ve İsmail'in iyi dönemlerinde hem skor hem de oyun olarak Krunić'in önüne geçebileceğini de görebiliyoruz. Bunun sebebi Bosnalı oyuncunun top seviye performanslarını sezonda bir veya iki kez yapabilmesi. Oynadığı oyunun gösterişsiz olması da buna bir etken olabilir tabii ki. O yüzden ondan Fred performansları veya Cicu çıkışı beklemek biraz fazla olacaktır. Her maç belli bir standartta kalacak, ikili mücadelelerden ve sert temastan hiç kaçmayacak bir futbolcu izleyecek olan Fenerbahçe taraftarlar ona biraz zaman tanımalı. Transferin mali boyutuna bakacak olursak Fenerbahçe bu transfer için Milan'a 4-5 milyon euro civarında bir bonservis ödeyecek. Oyuncuya da yıllık 2 milyon euro bandında bir maaş ve bazı bonusların ödenmesi bekleniyor. Peki siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu profili Krunić mi yoksa bu kim olmalı? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.